Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Bir Tefekkür Ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifir'le Tefekkür Ufku programında gündemdeki konuları değerlendiriyor ve bu gündemdeki konularla ilgili İslami bakış açısını ele almaya çalışıyoruz. Yani bakış açısıyla, İslam'ın bakış açısıyla gündemdeki konuları değerlendirmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hocam geçtiğimiz haftalarda yeni İslam'a giren birisine nasıl muamele ederiz evet. konuları vardı. Ama bu hafta şöyle bir konuya girelim arzu ediyoruz hocam. Özellikle yeni İslam'a girenlerde daha çok İslam'ın aileye bakışı, İslam'ın kadına bakışına dair evet. yeni sorular geliyor. Özellikle o Haitili kardeşimizden bahsetmiştik. Evet. Hemen hanımı itiraz etmiş mesela. İslam'ın aileye bakışı nedir? Kadına bakışı nedir? Sen şimdi beni hakir göreceksin. İkinci sınıfa iteceksin filan evet. gibi. O da İslam'ın bakışıyla ilgili bir okuma yapmış. Ve günümüzde de hocam güncel olarak da kadının çalışmasına yönelik faaliyetler, yani İslam'ın aileye bakışı, ailenin direği olarak kadına yüklenen Kur'an'daki ve İslam'daki misyonlar gibi böyle bir belki birkaç sohbetimizi bu çerçeveye ayırabiliriz. İnşallah. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulullah. Cenab-ı Hak insanı bir erkek ve bir kadından yaratmış. İnne halaknakum min zekerin ve unsa. Dolayısıyla insanlık ailesi, insan dediğimiz varlık türünü kadınların ve erkeklerin oluşturduğu bir çift yapı, çiftli bir yapı üzerine inşa etmiş. Kadına bir fıtrat vermiş, erkeğe bir fıtrat vermiş. Kadına fıtratına uygun vazifeler yüklemiş, erkeğe fıtratına uygun vazifeler, sorumluluklar yüklemiş. Dolayısıyla insanlığın saadeti de, kadının saadeti de, erkeğin saadeti de bu fıtrata uygun haklar ve sorumluluklar dengesinin ikame edilmesiyle yerini bulacak. Evet. Şimdi yani merkeze aldığımız buradaki kelime, anahtar kelime fıtrat. Fıtrat. Ve evet. insan fıtrat, İslam. Evet. İşte, evet hocam. Evet. Yani Cenab-ı Hak her varlığa fıtratına uygun bir özellik atfediyor, özellik veriyor. Dolayısıyla erkeğe de bu anlamda fıtratına uygun haklar, sorumluluklar, vazifeler, kadına da aynı şekilde fıtratına uygun haklar, sorumluluklar, vazifeler vermiş Cenab-ı Hak. Bir kere en başta şunu kabul etmemiz lazım. İnsanlığın saadeti bu iki insan türünün, insanlık ailesini meydana getiren bu iki alt birimin, erkeğin ve kadının uyum içinde, ahenk içinde, çatışmadan efendim bir arada toplumu, aileyi inşa etmesi. Asıl olan bu. Şimdi problemin kaynağı şurada Hidayet Bey. Bu fıtrat meselesini atlıyoruz, ihmal ediyoruz. Tarihte cahiliye döneminde mesela erkek kendisini mutlak belirleyici, mutlak tayin edici olarak görmüş. Kadını alabildiğine istismar etmiş. Efendim, bir kullan at tarzı bir mal olarak, bir ürün olarak görmüş tabiri caizse. Bir meta olarak görmüş. Meta olarak görmüş. Evlendiği kadını sonsuz kere boşayabiliyor. Fakat istediği zaman tekrar geri alabiliyor mesela. Veya nikahı altında tuttuğu kadına psikolojik baskı ve işkence yapabiliyor. Ona tam bir eş muamelesi de yapmıyor. Efendim, onun kendi hayatını kurmasına da izin vermiyor. Muallakta bırakıyor. İstediği zaman ondan istifade ediyor, ona dönüyor. İstediği zaman ona sırtını dönüyor. Böyle bir istismar durumu var. Bu sadece cahiliye toplumunda, Arabistan'da cahiliye toplumunda var olan bir şey değil. Bütün Doğu ve Batı toplumlarında da böyle. Cahili her toplumda böyle. Kadın Batı'da çok uzun bir süre insan olarak görülmemiş mesela. Cadı olarak evet. görülmüş. İnsanı ifsad eden, toplumu ifsad eden bir varlık olarak görülmüş. Ve böyle muamele görmüş.
Geçenlerde bir yerde okumuştum. Batı çok bize karşı, İslam dünyasına karşı tepeden bakma tavrını epeyden beri devam ettiriyor. Kadına efendim seçme seçilme hakkını 20. yüzyılda vermişler. İsviçre'de öyle, Belçika'da öyle, başka yerlerde öyle. 20. yüzyılda kadın bu hakları elde edebilmiş. Yani hayatın her alanında dışlanan, horlanan, itilen, kakılan, istismar edilen bir kadın gerçeği var önümüzde. Yani İslam geldiğinde bulduğu kadına da muamele bütün cahiliye toplumlarda olabilen bir şey yani. Evet, evet. Bütün cahiliye toplumlarda ister putperest olsun, ister Yahudi Hristiyan olsun, kadına reva görülen muamele ister dinsiz olsun, pagan olsun fark etmez. Bu. Evet. Dolayısıyla İslam bütün insanlığa bir hidayet, bir saadet sistemi olarak geldiğinde erkeği ait olduğu yere, kadını da olması gereken yere, ait olduğu yere koyuyor ve onlara fıtratlarıyla mütenasip misyonlar yüklüyor. Evet. Evvela İslam kadını hayatın devamı, toplumun devamı, ümmetin devamı konusundaki vazgeçilmez rolü ile en başta bir yere koyuyor. Yani Müslüman kadın İslam'da anne olduğu zaman anlamını buluyor. Evet. Yani annelik o zaman fıtratta olan kadının şey. Fıtratında olan bir şey ve kadının mutlak surette elinden geldiğince en ideal tarzda yerine getirmesi gereken en temel vazife bu. Kadın anne olduğu zaman anlamını buluyor. Şimdi bu noktayı niye başa aldık? Belki daha pek çok şey sayabilirdik ama kadının annelik rolünü, annelik misyonunu, annelik mükellefiyetini başa aldık. Niye başa aldık? Çünkü bu mesele modern zamanlarda kadın bağlamında en çok ihmal edilen, en çok hırpalanan mesele oldu. Evet. Kadının annelik vasfı evet. En çok ihmale uğrayan, en çok istismara uğrayan bir mesele oldu. Zayıf bir hadis Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cennet annelerin ayağının altındadır buyurduğu nakledilmiş. Bu hadis zayıf bir hadis. Fakat annelik vurgusunu gündemimize getiren ve son derece güçlü biçimde altını çizen başka sayı hadisler var. Yani sahabeden birisi geliyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e tavsiye istiyor. O da annen hayatta mı diye soruyor. Evet. O zaman git annene hizmet et, annenin rızasını al. Veya kimin rızasını, hoşnutluğunu alayım diye sorana annenin. Sonra kimin? Annenin. Sonra kimin? Üçüncüde babanın veya bir rivayette dördüncüde babanın rızasını al. Buyuruyor Efendimiz. Başka bir rivayette bir sahabi geliyor cihat için adını yazdıracak, orduya iştirak edecek. Annen hayatta mı diye soruyor Efendimiz. Evet diyor o sahabi. Git annene hizmet et. Buyuruyor. Şimdi dolayısıyla baktığımızda burada bir anne vurgusu var. Parantez içi bir şey daha söyleyeyim. Bundan bir iki gün önce Twitter'da dikkatimi çekti bir kısa bir video. Bir muhabir röportaj yapıyor sokakta. Çocuklar ile konuşuyor. Çocuklardan birine mikrofonu uzatıyor. Diyor ki en çok kimi seviyorsun? Babamı diyor çocuk. Evet. Sonra kimi? Babamı. Peki ama önce annemi seviyorum demen gerekmez miydi diyor çocuğa. Çocuk mahzun bir şekilde diyor ki benim annem şehit oldu. Suriyeli bir çocuk. Yeah. Orada yani muhabir de çok refüze oluyor. Mahzun oluyor. Rencide oluyor, mahzun oluyor. Çocuk da ağlamaya başlıyor. Hep birlikte ağlamaya başlıyorlar. Evet şimdi evet öncelikle annemizi başa alacağız. Onun rızasını alacağız. Çünkü bir annenin çocuğa verdiklerini babanın verdikleriyle kıyasladığımızda kıyas kabul etmez bir farklılık var, bir fazlalık var, bir üstünlük var. Bir kere onu karnında belli bir miktar taşıma eziyetini anne çekiyor. Yani demek ki hocam kadın da anneyi tabii o ayrı bir konu da hani anneyi merkeze almak ama kadındaki annelik özelliğini yani fıtrattaki bozucu olan
efendim şeyler nelerdir dersek mesela. Tabii. Kadının değil mi hocam korumamız gereken tabii, tabii, tabii. Fanus içine almamız gereken veya dokunmamız gereken mahrem alan kadının evet. Anneliğini bozan şeyler neler? Evet. Yani bunlar üzerine tabii oraya gelecek. Evet ha. Laf oraya gelecek. Evet hocam yok yani ben eyvallah. Hakikaten çok geniş bir konu olduğu evet, için hocam. Evet, kusura bakmayın böyle şey yapmasın. Dolayısıyla yani onu 9 ay karnında taşıyor anne. Ona kanından kan veriyor, canından can veriyor. Anneyi her noktada bebek emiyor. Evet. Ondan sonra doğum gerçekleştikten sonra belli bir aşamaya gelene kadar gene anne ile çocuk arasında bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi var. Çocuk annesiz olamıyor, anne çocuksuz olamıyor. Baba işine gücüne gidiyor. Sabahleyin çıkıp evden işine gücüne gidiyor. Onun misyonu başka, vazifesi başka. Çocukla anne ilgileniyor. Onu emziriyor, doyuruyor, temizliyor. Sıkıntısı varsa gideriyor. Efendime söyleyeyim. Her türlü sorunuyla, her türlü ihtiyacıyla anne ilgileniyor. Çocuk kendi ayakları üstünde durma aşamasına gelene kadar anne ile çocuk arasında mutlaka böyle bir bağımlılık ilişkisi var. Bu sadece insan türüne mahsus bir şey değil. Diğer bütün canlılarda var bu. Evet. Yani yavruyu kim dünyaya getiriyorsa yavrunun onunla olan bağımlılık ilişkisi, fıtri ilişkisi baba gibi değil. Ona çok daha fazla muhtaç, ona çok daha fazla bağlı ve bağımlı yavru. Her canlı türünde bu böyle. Dolayısıyla anne ile çocuk arasındaki bu fıtri ilişki, bu vazgeçilmez fıtri ilişki bir süre sonra çocuk büyüdüğü zaman anneye karşı mükellefiyet, vazife formatında devam ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin anneye hizmete, annenin rızasını almaya, annenin hoşnutluğunu kazanmaya yaptığı vurgunun altında bizim sezebildiğimiz, hissedebildiğimiz hikmetlerin birkaçı bunlar. Bu cüz'i olarak anne ile çocuk arasındaki ilişkinin görüntüsü bu. Bir de bunu genel planda, makro planda aldığımız zaman, bir toplumu, bir ümmeti göz önünde bulundurduğumuz zaman, annenin misyonu o toplum, o ümmet çerçevesinde, o ümmetin geleceği bağlamında, annenin misyonu çok daha hayati bir noktaya kendisini taşıyor. Şimdi bir kere çocuk sadece ait olduğu, mensup olduğu ailenin bir değeri, bir bireyi değil. Aynı zamanda bir toplumun üyesi ve bir milletin geleceğidir. Şimdi dolayısıyla bir anne bir yavru dünyaya getirdiğinde, bir çocuk doğurduğunda sadece kendisiyle ya da ailesiyle sınırlı bir iş yapmış olmuyor. Hangi millete mensupsa, hangi ümmete mensupsa onunla ilgili de bir artı değer ortaya koymuş oluyor. İnsani bir iş yapıyor. İnsani bir iş yapmış oluyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mesela evlenin, çoğalın, ben kıyamette sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim buyurmuş. Şimdi baktığımızda bunu temin eden kimdir, bunun vasıtası olmazsa olmazı kimdir? Annedir. Annedir. Anne üzerinden nüfusumuz artıyor. Anne üzerinden ümmet güçleniyor, aile ayakta duruyor, toplum kişiliğini, kimliğini buluyor. Dolayısıyla neresinden bakarsak bakalım toplumun bir Müslüman için, toplumun, ümmetin temelinde aile vardır. Ailenin temelinde de kadın vardır. Temelinde kadın olmayan bir aileden hayır çıkmayacağı gibi temelinde aile olmayan bir toplumdan da hayır çıkmaz. Ne o ailenin geleceği vardır, ne bu toplumun geleceği vardır. Şimdi bu bizi şu noktaya taşıyor Hidayet Bey. Kadını ihmal ettiğiniz zaman aslında ümmet olarak, millet olarak kendi geleceğinizi riske atıyorsunuz. Kadının fıtri konumunu tahkim ettiğiniz zaman, kadını asli fıtri misyonuna döndürdüğünüz zaman millet olarak, ümmet olarak kendi geleceğinizi garantiye almış oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla buradan kadınla ilgili modern, çağdaş, güncel mesele tırnak içinde meselelere gelebiliriz. Hocam zaten kadına değer verme konusunda Allah aşağı yukarı herkes müttefik de nasıl değer verelim? Evet.
Yani evet, hangi kadının hangi yönünü merkeze alalım, hangi yönünü bozmayalım, hangi yönüne dikkat edelim konusunda galiba bir hassasiyetsizlik var gibi yani. Diğer atfedilen konular, işte kadının okuması denince master doktora yapıp bitirmesi gibi bir anlaşılıyor veya annelik tarafı. Evet, yani bu kadına değer konusunda bakıyoruz. En uç sistemlerde bile kadına değer verilmesi gerekir. Konuşuluyor ama yani İslam'ın bakışı bu konuda buraya geldik galiba hocam. Şimdi madem ki toplumun temelinde, ümmetin temelinde aile vardır ve ailenin temelinde kadın vardır, merkezinde kadın vardır. O halde kadının aile içi misyonunu, rolünü, vazifesini, hakkını, sorumluluğunu net bir şekilde ortaya koymamız lazım ki aile fıtrata uygun bir formata gelsin. Dolayısıyla toplum, millet, ümmet de fıtrata uygun bir zemine otursun. Evet. Bu bir fıtrat meselesidir. Başından beri hep vurguluyoruz İlahiyat Bey. Evet hocam. Bu bir fıtrat meselesidir. Yani biz artık bugün modern zamanlarda şunu görüyoruz. Kadın erkeğin yaptığı her işi yapıyor. Ne bileyim, boksör oluyor mesela. Evet. Güreşçi oluyor, her türlü sporu yapıyor. Erkeğin yaptığı her türlü mesleği icra ediyor. Evet. Kamyon şoförü oluyor, çöpçü oluyor, pilot oluyor, doktor oluyor, mühendis her şey oluyor. Her mesleği icra ediyor. Ya burada mesele acaba kadının bunları yapabileceğini ispat etmek miydi? Yoksa başka bir şey miydi? Yani bu kadının bir varoluş, bir özgürlüğünü elde ediş mücadelesi midir? Bizim en azından Müslümanlar olarak bizim açımızdan. Evet. Mesele bu mudur? Yoksa bunun altında başka bir şey mi var? Bunu çok net biçimde tespit etmemiz lazım. Yani kadın bunu yapamazsın diye tabiri caizse gaza getiriliyor. Yani. Evet. O da yapınca ne oluyor yani? Sonuç ne oluyor? Evet. Yani sonuç bir yerlere yansıyor tabii. Bunun bir neticesi var işte. Evet, evet. O netice nedir? O netice kadın gitgide annelik misyonundan uzaklaşıyor. Evet. Aile ortamından çıkıyor. Erkekle birlikte evin dışında, ev dışı ortamda daha aktif biçimde bulunmaya başlıyor. Dolayısıyla ev boşalıyor, evin içi boşalıyor. Orada annenin yokluğunun oluşturduğu müthiş bir boşluk var ki o boşluğu başka hiçbir varlık dolduramıyor. Ne baba doldurabiliyor, ne bakıcı doldurabiliyor, ne anneanne babaanne doldurabiliyor, ne kreş doldurabiliyor. Ailenin merkezinde kadın var. O oradan ayrıldığında, onu oradan aldığınızda müthiş bir boşluk meydana geliyor ve bu boşluk bakın nerelere yansıyor. Demek hocam biz kadın ev meselesini de konuşacağız o zaman. Ev de konuşmamız lazım. Mecburen konuşmamız lazım. Evet, ev içi hayat, İslam'ın buraya atfettiği kıymet, bunun fıtratla ilişkisi, bunu mecburen konuşmamız lazım. Şimdi bakın, kadın evin dışına çıktığında hayatını evin dışında sürdürmeyi bir hayat tarzı haline getirdiğinde, çalışmaya, iş hayatına, ekonomiye atıldığında ne oluyor? Bir kere çocuk ihmale vuruyor. Ya da aile çocuk yapmamaya başlıyor. Evet. Dış hayatı merkeze alınca. Evet. Buna üçüncü bir şey daha ilave etmemiz lazım. Gitgide artan istatistiklere baktığımızda Hidayet Bey, aile mefhumu giderek zayıflamaya başlıyor. Yani boşanmalar artıyor. Eşler arasındaki geçimsizlikler vesaire artmaya başlıyor. Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın, bu işin zararı, sıkıntısı aileye dönüyor. Evet. Çocuklar bu işte en birinci noktada sıkıntıya düşen unsurlar, çocuklar. Sonra aile. Karı ve kocanın birlikte oluşturdukları yuva, her ikisinin de dışarıda olması dolayısıyla ihmale uğruyor. Ev, çocuksuz aileler için bir otel anlamına kavuşuyor, giderek otele dönüşüyor. Ya da çocuklu aileler için de giderek çocuklar için bir sıkıntıya, bunalıma, buhrana dönüşüyor. Şimdi şunun mesela hiç hesabını yapmış mıdır aile konusunda? İşte aileyi, kadını modernize edeceğiz, çağdaş bir hayat standardına ya da formatına kavuşturacağız diyenler. Şunun hesabını yapmış mıdır? Günümüzde toplumda bu kadar suç ve suçlunun,
bu kadar yüksek olması, oranlarının, sayılarının bu kadar fazla olması nedendir acaba? Yani modern toplum adeta bir suç toplumuna dönüştü. Suç makinesi gibi. Suç makinesi gibi. İnsanlara bakın, hayatın hangi alanına el atarsanız atın, orada mutlaka istismar var, suç var, efendime söyleyeyim, art niyet var, bir arıza var yani. Evet. İnsanlar ya çalıştıkları işlerde kaytarıyor, ya işte maddi olarak orada haksız kazanç elde ediyorlar, ya birilerini aldatıyorlar, ya başka şeyler oluyor filan. Hiç akla hayale gelmedik biçimde suçlar üretiliyor, suç işleme modelleri, formülleri karşımıza çıkıyor. Ya ben gerçekten bu alanda çalışan polisimize de şaşırıyorum. Bu kadar çok çeşitli suç işleme metodunu nasıl çözüyor, bunlarla nasıl baş ediyor? Hakikaten bu başlı başına bir meseledir yani. Bunun kökünde de kadın var hocam. Kadının dışarıda. Evet, oraya geleceğiz şimdi. Bu kadar insan, bu kadar suçun yüksek olduğu toplumlar, böyle bir hayat. Bunun temelinde ne var? Bunun temelinde Allah korkusunu, merhameti, başkasına saygıyı öğrenememiş insan var. Evet, merhamet. Merhamet yok. Başkasının hakkına, hukukuna saygı yok. Efendim, Allah korkusu yok. Ahiret endişesi yok. Şimdi bir çocuk, daha evvel de bunu söylemiştik zannediyorum. Pedagogların bir tespiti, bir çocuk 0 ile 6 yaş arası ne aldıysa, o teybe neyi kaydettiyse, hayatının ilerleyen safhalarında en kalıcı bilgiler bunlar. Kişilik oturuyor hocam 0-6 yaş. Evet, orada kişilik oturuyor. Karakter oturuyor, evet. En kalıcı bilgileri o zaman alıyor çocuk. 0-6 yaş arası çocuğun kulağına kim ne fısıldadıysa, çocukla kim ne türlü münasebetlerde bulunduysa, bakıcıysa bakıcı, babaanneyse babaanne, kreşse kreş, anneyse anne, çocuk ne türlü bir muamele aldıysa dış dünyadan, ne türlü etkiler aldıysa, kişiliği onunla şekilleniyor. Şimdi anneden fıtrat icabı sevgiyi, şefkati, merhameti öğrenmiş bir çocuk. Yani evet, hayatının ilerleyen safhalarında ne bileyim bir kısım zikzaklarda hasbel beşer, hayatında bir kısım zikzaklar bulunsa bile, sonunda onun dönüp dolaşıp geleceği yer anneden 0-6 yaş arası aldığı o şeydir. Merhamet, sanki saygıdır, yani sevgidir. Davranış tohumları atılıyor gibi. Evet, 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 evet. Davranış evet, tohumcukları serpiliyor evet, o dönemde. Evet. Hakikaten önemli. Dolayısıyla bu kadar suçun ve suçlunun bu kadar yaygın olduğu bir toplumda dönüp, hani çocukluğuna inelim diyorlar ya psikologlar. Evet. Çocukluğuna inmek lazım bu suçluların. Bunların, Hidayet Bey, elimizde bir istatistik yok ama tahmin etmek zor değil. Bu kadar suçun ve suçlunun arasında bir istatistik yapılsa, bir araştırma yapılsa, çok büyük bir çoğunluğunun ailesinde problem olduğunu tespit edecekler. Bunu tahmin etmek zor değil. Yani ya anne baba arasında bir problem vardır. Anne özdür, baba üveydir veya tersidir. Veya anne baba geçinemiyordur, ekonomik sıkıntı vardır vesaire vardır. Veya anne ölmüştür veya baba ölmüştür. Mutlaka ailede bir sorun vardır yani. Yahut da çocuk anneden alması gerekenleri alamamıştır. Ya bakıcının elinde büyümüştür, ya kreşte büyümüştür. Ya başka bir arızalı bir büyüme ortamında bulunmuştur. Şimdi madem ki anne ile çocuk arasındaki ilişki bu kadar hayatidir, bu kadar vazgeçilmezdir, ikamesizdir ekonomistlerin tabiriyle. İkamesiz yani. Onun yerine koyacağınız bir şey yok. Alternatif yok yani. Alternatifsiz. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey, millet olarak kendimizi garantiye almak bakımından, kendi geleceğimizi garantiye almak bakımından, kendi ailemizi, kendi toplumumuzu garantiye almak bakımından, kadına ait olduğu yere kadını iade etmek. Suyun mecrasına dönmesi yani. Şimdi bu aslında neresi? Mi? Bu neresi? Şimdi burada bu noktaya geldiğimizde modern çağ imajlar çağı, sloganlar ve söylemler çağı. Burada sloganlar, söylemler, imajinatif vurgular gündeme geliyor, devreye giriyor. Nedir o? İşte kafes arkası, efendim kadın cahil kalsın, erkeğin eline baksın, ataerkil toplum olsun, kadın ikinci sınıf olsun. Dört duvar arasında hapsedilsin. Evet, evet. Bu tür imajinatif söylemler
hakikati birdenbire örtüyor, hakikati perdeliyor. Evet. Şimdi bu sadece bu konuda değil, her konuda böyledir. Hakikati bulmak, hakikate ulaşmak diye bir derdimiz varsa, bu imajinatif söylemlerden, bu söylemlerin etkisinden mümkün olduğunca sıyrılmış bir vaziyette meselemize bakmamız lazım. Bu dinin hükümleri olur, bu Müslüman öteki ilişkisi olur, Müslümanın kendi iç meseleleri olur, İslam'da kadının yeri olur vesaire vesaire, her meselede böyledir. İmajlar üzerinden değil, oluşturulmuş, kurgulanmış imajlar üzerinden ve imajinatif söylemler üzerinden değil, hakikatin bizatihi kendisi neyse ona odaklanarak meseleye bakmak lazım. Şimdi İbn-i Kesir merhum Ahzab suresinin 32. ayetinin tefsirinde bir hadis zikrediyor bize. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuştur ki, kendi evinde oturup da annelik görevlerini ifa eden bir kadına cihat eden adamın sevabı verilir. Mücahit sevabı verilir. Evet. Şimdi bakın, cihat belki insan için en zor imtihanlardan birisidir. Tabii. Zaten cihat emri bağlamında Cenab-ı Hak, dikkat ederseniz, ola ki bir şey sizin hoşunuza gider, şerdir bilemezsiniz. Hayır zannedersiniz, şerdir. Bir şeyden de ikrah edersiniz, hoşunuza gitmez, o sizin için hayırdır. Siz bilmezsiniz, Allah bilir buyuruyor. İşte bu cihat ayeti bağlamında, kıtal emri bağlamında varid olmuş bir hakikat. Dolayısıyla çok çetin bir sınavdır cihat. Tam da kadına yüklenen misyonla da örtüşüyor hocam. Tabii. Yani dışarıya çıkmak hayırlıdır zannediliyor. Ben evet, evet, bu evet cihat, aynen. Allah razı olsun. Cihat ilişkisi kurduğumuz zaman. Eyvallah. Evet. Dolayısıyla madem ki bu çetin sınav kadına yüklenmemiş, kadın bu imtihanla muhatap kılınmamış, kadının cihadı evinin işlerini deruhte etmek, eşinin tabir caizse arkasını toplamak, çoluk çocuğunun başında olmak, bu ümmetin geleceğini evde inşa etmek, kadının cihadı da bu. Bunu yaptığında kadına mücahit sevabı veriliyor. Şimdi bunu yapmak için bir kadının cahil kalması, özgürlüğünden taviz vermesi, ikinci sınıf olması falan gerekmiyor. Ya bu imajlardan kurtulup, sıyrılıp işin hakikatini görmeye odaklandığımızda karşımıza çıkacak olan manzara şudur. Bir, ev içi idaresi en az ev dışı hayat kadar önemlidir. Dolayısıyla bilgi, bilinç, tecrübe üzerine kurulmalıdır. Çok önemli hocam gerçekten. Geçen belki 2-3 hafta önce bir hatıra anlatmıştım hocam. Burada tekrar yeri geldi. Evet. Belki tekrar olacak ama aziz dinleyenlerimizden. Bu çok etkilendiğim bir şey hocam. Bu Belçika'da bir ziyarete gitmiştik. Oradaki Türklerden bir kardeşime söyledim. Dedim ki, sordum yani doğrusu. Yıllardan beri siz buradasınız. 50 sene olmuş, 40 sene olmuş. Evet. Acaba sizin vasıtanızla hiç İslam'a giren var mı? Yerlilerden, Belçikalılardan, Almanlardan. Ben onları merak ediyorum. Nasıl girdi? Nasıl bir iletişim oldu? Filan diye merak ettim. Tabii o birinci kuşaktan birisiydi, görüştüm. Ya hocam biz dil bile bilmiyoruz dedi. Onlarla dedi irtibatımız yok dedi. Evet. Yok dedim, böyle hani yerli, ben merak ediyorum. Yerli bir Belçikalının, İslam'a girmiş Belçikalı. Dedi bu Marok diyorlar ya onlar, işte bu Faslılar. Evet. Faslı birisinin dedi bir komşusu var dedi. Komşuluk ilişkilerinden dolayı yakın irtibatlarından sonra dedi İslam'a girdi yerli birisi. Evet. Çok merak ettim nasıl oldu filan diye hocam. Tam bu konu hocam. Yani. Evet. Diyor ki bunlar iki katlı bir evde oturuyorlar. Alt katta Belçikalı oturuyor. Üst katta Faslı oturuyor. Evet. Bunlar Faslılar çok şey diyor yani, çabuk dillerini öğreniyorlar ve ülfet noktasında bizden ileriler diyor yani. Hemen kaynaşıyorlar, evlerine davet ediyorlar, evlerine gidiyorlar filan. O sakınca görmüyor, biz biraz mesafeliyiz diyor noktada. Şimdi bu alt katta oturan çift zaman zaman üst kata komşuluğa yemeğe filan çağrılıyor. Giderken gelirken adam iki ev farkından dolayı, iki evdeki iç işleyiş dediniz ya hocam, o çok evin iç işleyişi kadar, yani dış işleyişi kadar iç işleyişi de önemli. Bu farktan dolayı İslam'a giriyor. Olay şu, adamın kendi evinde bir kere ayakkabıyla giriliyor eve. Evet. Girişte.
ve evde köpek besleniyor ve kanepeler, koltuklar filan tamamen köpek beslendiği için çabuk iyi temizlensin diye deri koltuk var. Böyle sıcak bir şey yok. Ayakkabıyla giriliyor. Yemek filan hazır yeniyor. Evet. Adam zaman zaman köpek tüyleri filan var diyor eve girdiği zaman diyor. Bir koku olur. Bir kokusu var, kokusu var. Tabii, tabii. Adam eve kendi evine girmek istemiyor diyor. Ama evet. Ne zaman komşusu olan Marok'un işte faslının evine gitse evde bir tertip düzen var. Ayakkabısını çıkarıp giyiyor, evet. Giriyor, elbisesini asıyor. Yemek hazır oluyor. Evde bir evde ev hanımı var. Tabii. Bir yemek ikramlar var böyle kokulu işte güzel tütsüler şunlar bunlar böyle. Bir gün, iki gün, üç gün demiş ki bu niye böyle? Fark ne? Bu demişler bizim kadınımız evde çalışacak yani. Bundan etkilenmiş hocam yani bu evet. Adam. Ve ben de İslam'a gireceğim ve aynen evimi böyle yapacağım demiş yani bir şekilde. Bu ev farkından dolayı ev farkı bir tebliğe vesile oluyor. Yani tebliğe ben etkilendim hocam gerçekten sizin bu cümlenizde belki daha önce bu konuyu anlatmıştım burada ama yani evin içi dışı kadar önemli deyince direkt bu aklıma tebadül etti. Direkt buraya gittik gerçekten. Yani. Allah razı olsun. Hakikaten önemli bir vaka. Biz evin içini maalesef yani modern hayatı benimsedikten sonra evin içini ihmal eder olduk. Evi ihmal eder olduk, aileyi ihmal eder olduk. Oysa evin içi bir Müslüman için, bir aile için, aile fertleri için huzurun bulunduğu bir yerdir. Evet. Yani ne yaparsanız yapın, nereye giderseniz gidin, ne kadar hoş ortamlarda vakit geçirirseniz geçirin, evinizi arıyorsunuz. Evinize döndüğünüzde bir rahatlıyorsunuz, ferahlıyorsunuz. O Müslüman aileye mahsus bir şeydir. Ev içindeki o huzur, o ferahlık, o inşirah Müslüman aileye mahsus bir şeydir. Çünkü biz evimizin her odasında, her mekanında namaz kılarız. Oralarda meleklerin bulunduğuna inanırız. Oralar bizim için rahmet ortamlarıdır. Fakla ne aleyk. Evet. Ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Mukaddes Tuva Vadisi'ne girer gibi ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki kadının kıldığı en eftal namaz evinin en ücra köşesinde kıldığı namazdır. Yani gözlerden en uzak yeri neresiyse evin kadının orada kıldığı namaz eftal bir namaz. Yani evin içinde de daha böyle tenha bir nokta. Yani. Evet, evet. Dolayısıyla bizim için ev ve aile ortamının böyle bir anlamı var. Biz evi otel olarak kullanmayız. Bizim için evin hayatın inşa edildiği en mukaddes bir mekan olması bu bakımdan yadırgatıcı değil. Eşyanın tabiatındandır yani. Madem ki evi ayakta tutan, ocağı tüttüren kadındır. Madem ki çocuğu yetiştiren kadındır. Madem ki evinin, eşinin yardımcısı kadındır. O halde kadının bu asli fıtri misyonuna geri döndürülmesi lazım ki hem aile asli anlamını bulsun hem toplum mücadele ettiği bu kadar problemden en azından belli bir oranda kurtulma imkanına sahip olsun. Öbür türlü ne oluyor? Öbür türlü kadını erkekle yarıştırıyoruz. Kadını erkeğine karşı bir özgürlük mücadelesi psikolojisine sokuyoruz. Kadınla erkek birbirini bütünleyen, birbirine destek olan, birbirini tahkim eden iki unsur olmaktan çıkıyor. Birbiriyle yarışan, birbirinin gırtlağına sarılan, birbirinden bağımsızlığını ve özgürlüğünü talep eder noktaya gelmiş unsurlar oluyor. Bakıyorsunuz karı koca münasebetleri zedeleniyor. Bugün Anadolu'da hepimizin belki duyduğu, yakından müşahede ettiği bir şey var. Bir sürü dul yaşlı erkek var. Bir sürü dul yaşlı bayan var. Erkekler evlenmek istiyor, bayanlar yanaşmıyor. Neden? Çünkü devlet bunlara bir maaş vermiş. Ekonomik olarak garanti altına almış bunları. Bunlar bir aileye ihtiyaç hissetmiyorlar. Bu yaştan sonra ben elin adamının derdini mi çekeceğim diyor mesela. Şimdi baktığınızda ekonomik olarak bir şeyleri düzeltiyorsunuz ama öbür taraftan başka şeyleri bozuyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hesabı şöyle yapmak lazım. Fıtratı merkeze almak. Düzelttiklerimizle bozduklarımızın şeyi nedir karşılaştırdığımızda? Kârda mıyız, zararda mıyız? Şimdi kadın artık erkeğiyle
yarışan bir varlığa dönüştü, erkekleşti. Bu arada tabii şeyi de unutmayalım. Yediklerimizden, içtiklerimizden, soluduğumuz havadan vesaireden erkekleşen kadın ve kadınlaşan erkek diye bir şey vaka var bugün ortada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dikkat edin. Kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara Allah lanet etsin buyurmuş. Evet. Şimdi dikkat edin, nasıl oluyor da erkek kadınlaşıyor, kadın fıtratına doğru meylediyor, kadınsılaşıyor, kadın da erkekliğe doğru meylediyor. Bu enteresan bir şeydir. Gene geçen gün sosyal medyada rastladım. Tunus'ta tespit edilmiş bir şey bu. Kadınların erkekler üzerinde kurduğu baskı o kadar görünür hale gelmiş ki bu medyaya yansımış. Tunus'ta. Tunus'ta. Kadınların erkekler üzerinde ciddi bir baskısı, ciddi bir otoritesi var ve erkekler bundan feryat ediyor. Evet. Tunus. Şimdi ne oluyor? Kadını koruyalım, hani ezildi, itildi, kakıldı, horlandı, bunlar doğru. Ama bunu yapalım derken hızımızı alamadık, öbür taraftan, ifrattan kaçarken tefride yakaladık. Bir uçtan başka bir uça savrulduk. Savrulduk, evet. Dolayısıyla İslam kadına hangi misyonları yüklemişse, kadının o misyona, erkeğin de o misyona dönmesi lazım. Bu olduğunda kadının dediğimiz gibi ikinci sınıfa düşmüş olması, ikinci sıraya inmesi gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü bunlar yarışmıyor yani. Birbirini bütünleyen yani iki unsurdan bahsediyoruz. Yani kulvarları farklı. Farklı. Farklı kulvar olunca yarışma yok. Yarış olmaz. Yarışmak, yarıştırmak doğru değil zaten. İkincisi, kadının dedik ki bu işleri yapabilmesi için bilgili, görgülü, eğitimli, tecrübeli olması lazım. Bu demek ki kadın bir eğitim görecek. Bu işlerin tecrübesini alacak, edinecek. Efendim, burada şöyle bir şey de çıkıyor ortaya. Biz bunu, bu tahrip sürecini devam ettirdiğimiz zaman aile bağlamındaki kültürü de ihmal ediyoruz. O kültür de unutulmaya yüz tutuyor. Dolayısıyla çocuklarımız evlendiğinde mesela, gençler evlendiğinde birbirlerine nasıl muamele edeceklerini bilmiyorlar. Genç evliler arasında boşanma oranlarının büyük bir süratle arttığını görüyoruz. Sebep budur. Yani yeni evli bir çift birbirlerine karşı nasıl muamele edecek? Model yok önünde. Model. Ailedeki rolleri nedir? Model yok dediğimiz model gibi. Yok. Sorumlulukları, misyonları nedir? Bunun farkında değiller. Dikkat edin Hidayet Bey, bunu öğreten bir müessese yoktur. Anne baba çocuklarına nasıl terbiye verir? Çocuk anne babaya nasıl muamele eder? Kadının kocasına davranışı ne olmalıdır? Kocanın eşine karşı davranışı nasıl olmalıdır? Bunu öğreten bir müessese yok. Bu ne demektir? Bu aile büyük bir risk altında, tehdit altında demektir. Onun için istismarlar çok oluyor. Evet hocam, yani vaktimiz de bitti hocam ama. Evet. Yani bu devam ederiz inşallah. İnşallah devam ederiz. Eyvallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Tefekkür Ufku programı bugün vaktimiz bu kadar el verdi. Bundan sonra Tefekkür Ufku programında kadının aile içindeki yeri, fıtratı, istihdam meseleleri, evet, kadın nasıl bilgili, görgülü ve eğitimli hale gelir? Bu konular üzerine inşallah durmaya i̇nşallah. Çalışacağız. İnşallah bir dahaki Tefekkür Ufku programında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın.